Merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizler için Asus VivoBook S14 bilgisayar modelini inceliyoruz. Oldukça şık, güzel ve performanslı bir bilgisayar arıyorsanız ve hafiflik de benim için önemli diyorsanız bu incelemeyi mutlaka izleyin. Asus farklı kategorilerde farklı cihazlar üreten bir marka. Telefonları da var, bilgisayarları da var. Hatta oyun bilgisayarları da olan bir marka bildiğiniz üzere. Hatta geçtiğimiz günlerde CES'te biz gidip en yeni oyun bilgisayarlarla ilgili videoları da çekmiştik. Onları da yukarıdaki kartlar kısmında en azından bir iki tanesini size koyacağım videonun içinde. Oradan da siz de takip edebilirsiniz. VivoBook aslında markanın uzun yıllardır olan bir serisi. Şimdi yenilendi, güncellendi ve karşımızda hem performanslı hem de hafif, aynı zamanda ilginç bazı teknolojik özelliklerle karşımıza çıkan bir modeli var. S14 dedik biz videonun başında ama tam modelini söylememiz gerekirse S430F olarak geçiyor. Yani S430F modeli var karşımızda. Birinci özelliği, benim ilk dikkatimi çeken özelliği, ince bir çerçeveye sahip olması. Yani ekranın çerçevesi çok ince bir şekilde tasarlanmış. Biliyorsunuz telefonlarda bu bir trend haline gelmişti. İnce çerçeveli, hatta neredeyse çerçevesiz telefonlar girdi hayatımıza. Ekran gövde oranı %90'ın üzerine çıkmaya başladı. Bu modelin ekran gövde oranı %86. Bu da nasıl oluyor? Ekranın dış çerçevelerini, özellikle sağ ve soldaki yandaki dış çerçevelerini, şöyle ekranı burada da göstereyim size biraz. Sağda, solda ve üstte oldukça ince yapılmış. Bakın görüyorsunuz burada zaten ekranda da. Şimdi detaylarda da vereceğim onu. Bu sayede aynı bir normalde diyelim ki 14 ya da 15 inç koyulabilecek bir gövdeye çok daha büyük ekranlar koyabiliyorsunuz. Yani neredeyse bu 13.3 inç bir gövdeye 14.6 inçlik bir ekran sığdırılmış. Bilgisayarın zaten ekran boyutu da 14.6 inç. Diğer teknik özelliklerine bakacak olursak Full HD bir ekranımız var. 1920x1080 piksel. 256 GB'lık bir SSD'miz var ki bunun yaklaşık 240 GB'ını biz kullanabiliyoruz. SSD olması bence güzel bir özellik. Hatta bence bu saatten sonra eğer çok böyle evde kullanacağım, çok da dolaştırmayacağım falan demiyorsanız eğer SSD olmayan bilgisayar almamanızı öneririm. SSD olan bilgisayarlar çok daha hızlı açılıyor, hızlı kapanıyor ve performans anlamında çok daha hızlı olduğunu belirtmiş olalım. 8 GB RAM'imiz var. Windows Home 64 bitlik bir işletim sistemimiz var. Az önce söyledim, ekran gövde oranımız 86. 802.11 AC desteği var. Bu önemli. Neden? Daha yüksek bir bağlantısı sunuyor bu şekilde AC üzerinde olduğu zaman. Ethernet bağlantısı olmadığı için böyle bir şeyin hızlı bir internet bağlantısında olması önemli. Ne gibi bağlantılar var? Yeri gelmişken onu da söyleyelim. 2 adet USB'miz sol tarafta var. Bir micro SD kart okuyucumuz var. Bunun dışında sağ tarafta da bir tane USB'miz var. Onun hemen altında HDMI bağlantımız, bir micro USB ama Type-C bağlantımız ve kulaklık ve mikrofon çıkışı da bütünleşik olarak tasarlanmış. Bu şekilde bir bağlantı yuvalarımızın olduğunu söyleyelim. Bu arada 2 adet USB'miz USB 2.0 iken bir tane USB'miz ise USB 3.1, onu da belirtmiş olalım. Bilgisayarın bir diğer özelliği ise parmak izi özelliğinin bulunması ki genelde Asus'un modellerinin büyük bir çoğunluğunda da parmak izi okuyucu var. Nereye konumlandırılmış? Touchpad'in hemen üst köşesinde bir parmak izi okuyucumuz var. Bence bu da çok önemli. Neden? Şifreyle falan uğraşmıyorsunuz bilgisayara girerken. Parmak izinizi okuttuğunuz zaman otomatik olarak Windows'unuz aktif hale geliyor. Tuş takımı güzel bir şekilde tasarlanmış. Hem alttaki bayağı bir boşluğumuz var bu arada, bunu söyleyeyim. Üst tarafta da yeteri kadar boşluk kalmış. Tuş takımları birbirinden mesafesi epey ayrık. Bu da kullanım zevkini bir parça arttıran ve kullanımda da pratiklik sağlayan bir özellik olduğunu belirtmiş olalım. Öte yandan bilgisayarda Sonic Master'la
işbirliği yapılmış ses sistemi de Solid Master tarafından sağlanıyor. Bu da normalde hani kötüdür bilgisayarların ses sistemleri genelde ama son yıllarda bir gelişme yaşandı bu konuda. Harman Kardon ve diğer markalarla da işbirliği yapıyor farklı bilgisayar üreticileri. Asus da burada Sonic Master'la işbirliği yapmış. Oldukça da iyi bir ses kalitesi olduğunu da belirtmiş olalım. Klavyemiz arkadan aydınlatmalı. Bunu belirtelim. Bu aydınlatmanın şiddetini vesairesini de siz ayarlayabiliyorsunuz. Aydınlatma güzel olmuş. Özellikle karanlık ortamlarda yazı falan yazarken hani bu işinize yarıyor. Bence bir bilgisayarda artık mutlaka bulunması gereken bir özellik. Aydınlatmalı bir klavye olduğu için de rahat bir şekilde karanlıkta en azından yazı yazabiliyorsunuz. 3 hücreli 42 wattlık bir pilimiz var ki bu pilin en azından ben hani test kullanım sırasında yani kullanım testlerinden bahsediyorum. Yaptığımız denemelerde 10 saate kadar gösteriyor. Yani pil şöyle söyleyeyim. Pil tasarrufu açık, ekran parlaklığı %100 iken bize gösterdiği değer 10 saat 2 dakika. Tabii bunu kullandığınız zaman bu biraz düşecektir ve daha aşağı bir rakama inecektir ister istemez ama 5 saat bile olsa 6 saat bile olsa çok iyi bir rakam, öyle söyleyeyim. Yaptığımız testlerde de biz aslında benzer rakamları bulduk. Yani 6-7 saatlik bir pil ömrünü çok rahat bir şekilde karşılıyor. Ha tabii ki yoğun bir şey işlem yaptığınızda örneğin bu bilgisayarda bir video edit yapmaya kalkarsanız elbette 10 saat işi çalışmayacaktır ama normal bir kullanımdan bahsediyoruz. Pil tasarrufunu da açarsanız 10 saate kadar kullanın ki bence birçok yerde fazlasıyla işinizi görebilecek bir pil ömrü. Şimdi gelelim bilgisayarın kullanım ile ilgili özelliklerine. Şimdi Asus burada bir teknoloji kullanmış. ErgoLift adını verdiği bir menteşe sistemi var. Şimdi şöyle bakın. Normalde hemen şöyle kaldırayım. Normalde bilgisayarlar zaten böyle bir yere paralel dururlar ama şöyle yaptığımız zaman yaklaşık 60-70 derece bir açı verilebiliyorsunuz burada. Klavyeyi zemine koyduğunuzda klavye tarafı bir parça havada kalıyor. Yani ne oluyor bu da? Kullanım sırasında biraz daha öne doğru klavye tasmanın en azından öne doğru eğilimli durmasını sağlıyor. Bu da kullanımda size bir kolaylık sağlıyor. Özellikle uzun yani sürekli yazı yazan bir iş yapıyorsunuz, yazı yazmanızı gerektiren bir iş yapıyorsunuz. Klavyenin bir tık böyle açılı olması bence mantıklı olmuş. Güzel de bir tasarım anlayışı olmuş bu. Düz olsa da olur muydu? Olurdu tabii ki. Yani dünyanın sorunu değil ama böyle bir tık olması güzel olmuş. Hatta bilirsiniz muhtemelen kullanıyorsunuzdur bazılarınız. Böyle klavyeyi kaldırıcı şeyler de vardır piyasada satılan alabileceğiniz. Hem bazıları aynı zamanda soğutma görevini gören. Bunda neredeyse ona gerek kalmıyor. Çünkü altında böyle neredeyse bir parmak girecek kadar bir boşluk oluşuyor. O açıdan dolayı ve muhtemelen soğutma ile ilgili bir sıkıntınız da olmayacağını söyleyelim. Biz şimdi bu cihazla ne yaptık? Aldık. Normal bir şekilde her zaman yaptığımız işlerimizi bu bilgisayarla yaptık. Bilgisayarın üzerinde bulunan işlemci Intel Core i5-8265U. Bu da 1.6 GHz bir güce sahip ve turbo ile beraber baktığınızda 3.9 GHz'e kadar çıkan bir performans sunuyor. Öte yandan ekran kartı tarafında GeForce'un MX150 ekran kartı ile beraber geliyor bilgisayarımız. Bu da tabii ki böyle hani normal bir oyun bilgisayarı ya da çok performanslı bir bilgisayar gibi bir performans beklemeyin ama birçok işleminizde size yardımcı olur. Çünkü haricen 2 GB'lık bir ekran kartı var cihazın üzerinde. Bu da özellikle performans gerektiren ya da ekran kartı gücüne ihtiyacınız olan uygulamalarda size ciddi anlamda bir fayda sağlıyor. Bilgisayar yekpare bir gövdeye sahip. İlk bakışta biraz ağır gibi gelse de 1.4 kilogramlık bir ağırlığı var. Ve adaptörü de çok küçük bu arada. Biraz sonra ekranda onu da göstereceğim size. Çok küçük bir adaptörü de olduğu için hani takdir edersiniz ki bir bilgisayarı sadece bir bilgisayarla taşımıyorsunuz yanınızda. Adaptörüydü, işte harici diskiniz de olabiliyor, başka şeyler de olabiliyor. Tabii ki ağırlık bir parça artıyor. İşte Asus VivoBook hem küçük adaptörüyle hem de kendisinin de hafif olmasıyla yani 1.4 kilogram artı 200 gramlık küçük bir adaptör olsun ki neredeyse bir cep telefonu şarj cihazı gibi bir adaptörü de var kutusundan çıkan. Onunla beraber çok daha rahat taşınabilir bir hale geliyor ki ben son dönemde yani son birkaç yıldır taşınabilir ve hafif bilgisayarlar konusunda kafayı taktığım için bence artık bilgisayarın hani 1.5 kiloyu aşmaması gerekiyor. Eğer çok özel bir iş yapmıyorsanız, çok özel bir beklentiniz varsa tabii ki 2 kilogram, 2.5 kilogram da olabilir ama çok özel bir beklentiniz yoksa eğer normal günlük ihtiyaçlarımı görsün, yanımda taşımak istiyorum diyorsanız 1.5 kiloyu aşmaması gerekiyor. Bu ürün yanında ve beraberinde gelen adaptörle beraber bile 1.5 kilogramı aşmıyor. Bu da benim beğendiğim taraflarından biri olmuş. Bir diğer bir cihazın beğendiğim tarafı ise pil ömrünü beğendiğimi söylemiştim. Aynı zamanda hızlı da şarj olabiliyor. Nasıl hızlı şarj oluyor? 49 dakikada %60'a kadar şarj oluyor. Bu biliyorsunuz telefonlarda olan özellikler bunlar. Artık yavaş yavaş bilgisayarlarda da geliyor.
Çünkü hızlı bir hayat yaşıyoruz. Birçok işi hızlı bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Şarj içinde oturup saatlerce bekleyecek bir durumumuz olmuyor. İşte Asus VivoBook bizi hızlı bir şekilde şarj olduğu için bu sıkıntıdan da kurtarmış oluyor. Peki hepimizin merak ettiği konu cihazın fiyatı ne? Muhtemelen en çok merak edilen şeylerden bir tanesi de bu oluyor. Cihazın biz bu testi yaptığımız, Şubat ayının başında yaptık biz bu testi. Asus VivoBook S14'ün fiyatı 6500 TL civarında idi. Pahalı mı? Dolar kurları vesaireye baktığımızda 1000 doları birazcık geçen bir rakam olduğunu görüyoruz. Bence çok pahalı değil. Zaten bu fonksiyonları, bu özelliklere, bu işlemciye, bu donanıma sahip başka bir bilgisayar almaya kalktığınızda bu ağırlıkta vesairede diye söylüyorum. 3 aşağı 5 yukarı bu parayı vermeniz gerekiyor. Ama normalde yüksek bir rakam, onu kabul ediyorum. Ama işte Türkiye'nin durumu, döviz kurları vesaire derken artık bu rakamlar bize ne yazık ki normal olarak addetmek zorunda kaldık. Ama benzerlerine baktığımızda çok daha ucuzunu da bulabileceğimizi sanmıyorum. Gelelim Asus VivoBook S14 ile ilgili son değerlendirmelerimize. Nelerini beğendim ben? Öncelikle hafif olmasını beğendim. Donanım gücü çok çok güzel. Full HD ekran olması iyi. Çünkü bu tip modellerin bazılarında daha düşük çözünürlüklü ekranlarda olabiliyor. Bir diğer beğendiğim özelliği ise bu klavyenin ışıklandırılmış olması. İşte bu ErgoLift adını verdikleri teknoloji sayesinde bir parça daha böyle ergonomik bir şekilde kullanımı sağlaması gibi özelliklerini ben beğendim. Nesini beğenmedim? Yani beğenmediğim bir tarafı belki fiyatı olabilir ama bunun da Asus'un suçu olduğunu düşünmüyorum. Ne yazık ki Türkiye'deki kurlar vesaire şu bu derken artık bilgisayar fiyatları ne yazık ki 5-6 bin liranın üzerine çıkmaya başladı ki bu çok daha hafif ve performanslı bir ürün olduğu için fiyatı haliyle biraz daha yüksek. 6500 TL civarında en azından biz bu incelemeyi çektiğimiz tarihte. Eğer küçük, hafif ve yanınızda taşımak üzere performanslı bir bilgisayar arıyorsanız, fazla da ağır olmasın diyorsanız Asus VivoBook S14 önerebileceğimiz bir model olmuş. Harici ekran kartının olması da performansı bir tık daha yukarı çıkartıyor ki bu da özellikle yüksek grafik gücü isteyen oyunlar vesaire gibi şey konularda veya işte bir Premiere'de render yapmak, Photoshop kullanmak ya da After Effects kullanmak gibi bir tık daha bilgisayarı zorlayıcı işlemlerde işinizi kolaylaştırıyor. Elbette bu bir oyun bilgisayarı değil, elbette bu bir montaj bilgisayarı değil ama işinizi görebileceğini söyleyebiliriz. Bu tarz bir ihtiyacı olanlara da önerebileceğimiz bir model olmuş Asus VivoBook S14. Bir bilgisayar incelemesi videosunun daha sonuna geldik. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz her şeyi, yorumlamak istediğiniz her şeyi bu videonun altına yazabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.